Fiyatlar tabii biraz yükseldi ister istemez. Geçen seneye göre bizim sattığımız ürünler %50, %60'a yakın zamlandı. Geçen sene mesela 20 TL'ye yapıyorduk. Bu sene bir %100 arttırdık. 11 ayın sultanı Ramazan ayının artık ortalarına kadar geldik. Bizler de Laf Sokak'ta ekibi olarak gıda sektöründe çalışan esnaflara satışlarını sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Vallahi ne diyeyim arkadaş, şuraya kamerayı çekeceksin. Bir saat dur, kaç tane adam geçiyorsa görürsün yani. Satış matış yok. Allah herkesin yardımcısı olsun. Peki sizce bunun sebebi ne olabilir? Pahalılık. Pahalılık kardeşim. Başka bir şey yok. Halkta para yok. Para olursa millet gelip alışveriş yapar. Olmazsa ne yapacak? Peki fiyatlar ne durumda? Fiyatlar, bizim fiyatlarımız piyasaya göre daha yine normal. O şekilde bir satış yapamıyoruz. Biz ucuz. O şekilde satış yapamıyoruz kardeşim. Vallahi kardeşim, ben bunu hobi olarak yapıyorum. Yoğurt ve süt satıyorum. Allah ümmeti Muhammed'in yardımcısı olsun. 5 kilo süt 40 lira. 4 kiloluk camız yoğurdu 60 lira. Tabii bu neden böyle? Yem fiyatları 300 lira torbası. Biraz önce işte tatlıcının önünden geçtik. Geçen sene 20'ye satıyorum derken şimdi 40 lira diyor. Aslında şimdi 60 lira olması lazım. Niye? Şeker geçen sene 6 liraydı. Bu sene şeker 20 lira. Un geçen sene atıyorum işte 25 kilosu 75 liraydı, 60 liraydı. Şimdi 250 lira. Ramazan'ın ilk başlarında güzeldi. Şimdi insanlar evlerinde aldı. Zaten bizim en çok sattığımız üzüm, kayısı, hurma idi Ramazan'ın başında. Şimdi sucuk içi malzemesi veriyoruz özellikle. O da bayağı güzel satıldı. Şimdi insanlar aldı, yapacağını yaptı. Bundan sonra da pek işlerin tadı olmaz. Bayramı bekliyoruz. Bayramda da ceviz satacağız inşallah. Nişasta satıyoruz. Ondan sonra üstünü süslemeye Antep fıstığı falan. İşlerimiz iyiydi. Memnunduk. Çok şükür. Yine iyi, hamdolsun. Bizim işimiz gıda olduğu için durmuyor. Ama yavaşladığı oluyor. Ekonomik sıkıntının tabii çok büyük etkisi var. Geçen seneye göre bizim sattığımız ürünler %50, %60'a yakın zamlandı. Ama o halde de yani yine satılıyor. Çok şükür, yine Rabbim bereketi veriyor çok şükür. Peki Ramazan ayında ekstrem bir fiyat artışı yaşandı mı? Yok. Bazı ürünleri düşürdük. Kayısının kilosunu, hoşaflık kayısıyı 60 liraya satıyorduk. 50 liraya çektik ondan sonra. Birazcık da üzümlerin fiyatı düştü. Ekstra gelen bir zam yok. Geçen seneye göre hali hazırda bayağı bir düşüklük var. Ama şunu söylemek gerekiyorsa herkese neyse bize de o. Ama ekonomik şartlar maalesef alım gücünü düşürdüğü için ister istemez bizde de işler biraz zayıf şu an için. Peki fiyatlar ne durumda? Fiyatlar tabii biraz yükseldi ister istemez. Biz Ramazan içinde kesinlikle veya Ramazan'ın başında bir zam yapmadık. Aşağı yukarı 12. aydaki fiyatlarla hali hazırda satmaya devam ediyoruz ama biz de nereye kadar dayanabiliriz onu da bilmiyoruz. Ramazan'ın ilk birinci haftası zaten her sene aynı şekilde olur. Bir yoğunluk olur, insanlar iftarda pastırma, sucuk falan yemek ister. Sucuk içi ağırlıklı gider. Ama Ramazan'ın birinci haftasından sonra yavaş yavaş sekteye uğrar. Şu anda da o dönemdeyiz, geçiş dönemindeyiz. Ramazan'ın son 3 günü tekrardan bir hareketlilik başlar, bayram hareketliliği. Onun dışında şu anda işler biraz düşük seviyede seyrediyor yani. Peki fiyatlarda bir artış yaşandı mı bu Ramazan ayında? Ya tabii pek fazla bir artış olmadı. Ramazan'dan önce bir artış olmuştu. Şu anda pek fazla göze gözüküyor bir artış yok. Ne pastırmada ne sucukta. Şu an için tabii her seneye göre biraz daha düşük. Tabii bizim de böyle sıcak sıcak yapıp dağıtmamız insanları cezbediyor. Biraz oruçlu insanların daha canını çektiriyor. Tabii her seneye göre bu sene biraz daha düşüyor satışlarımız. Bunun işte fiyatların etkisi oluyor muhtemelen. Ama çok şükür halimize iyi. Peki fiyatlar nasıl şu anda? Ne durumda fiyatlarımız? Şu anda fiyatlarımız 40 TL'ye satıyoruz kilosunu. Geçen sene mesela 20 TL'ye yapıyorduk. Bu sene bir %100 arttırdık. Tabii geçen seneye göre de giderlerimiz de arttı. Kâr marjımız da düştü ama yine de Ramazan'da herkes çok
iftarını etsin, ağzı tatlansın diye elimizden geldiği kadar çaba gösteriyoruz.